Sevgili hanımlar ve beyler, EğitProm yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Faruk Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, bugün ceza infaz sürelerinin yeniden düzenlenmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçişini konuşacağız ama öncesinde ben kısa bir bilgi vermek istiyorum. 31 Mart günü, yaklaşık 2 hafta öncesinde AKP ve MHP'li iki milletvekilinin imzası ile İnfaz yasası indirimi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştu. 2 haftadır yoğun görüşmeler var. Normalde 4 aşamadan geçti. Birinci aşama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu kanun teklifinin sunulmasıydı. İkinci aşama teklifin komisyonlara havale edilmesi ve görüşülmesiydi. Üçüncü aşama komisyon raporunun genel kurulda görüşülmesiydi ve dün bu aşama bitirilmiş oldu. Dördüncü aşama Cumhurbaşkanlığı'na getirilmesi ve yürürlüğe girmesi. Biz o aşamanın şimdiden geçtiğini düşünüyoruz ve biz bu 3 aşamada ciddi gayret sarf eden Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yayınımıza konuk etmiş olduk. Dün yine uzun saatler uğraş verdiniz. Hatta biz birkaç milletvekilinin dışında uğraş veren olmadığını da gördük. Evet, son durumu sizden öğrenmek için sizi konuğumuz ettik. Siz de kırmadınız, geldiniz. Buyurun, söz sizde. Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Bahsettiğiniz gibi yoğun geçen komisyon görüşmeleri sonrası yine 7 gün boyunca genel kurulda uzun uzun bu yasayı görüştük ve önemli bir direniş sergiledik partimizle beraber. Gerçekten ayrımcı, eşit olmayan bir yasa karşımızdaydı. Neden çok çok önem verdik? Çünkü yıllardır bu yasa bekleniyordu ve Türkiye'de çökmüş olan yargı sisteminden dolayı adil olmayan yargılanmalarla yüz binlerce insan cezaevindeydi ve bu insanlar yıllardır bu yasanın çıkmasını bekliyordu. Milyonlarca mahpus yakını bu yasanın çıkmasını bekliyordu ve son derece hayatiydi. Biz ne zaman cezaevine gitsek insanlar kendilerine yapılan ihlallerden önce bize infaz yasası ne zaman çıkacak diye soruyordu. Her koğuşta bu soru ilk soru olarak bize geliyordu ve sonunda koronavirüs salgını dolayısıyla rafta tutulan infaz yasası getirildi ve görüşmeye başladık ve maalesef dün gece yasa AK Parti MHP oylarıyla kabul edildi ve maalesef şu anda Cumhurbaşkanı'na gidecek. Onun da onaylayacağı belli. Zaten sarayın isteğiyle bu yasa geçti. AK Parti vekilleri kendi vicdanlarıyla, iradeleriyle bu yasaya evet demedi. Zaten bir vicdan kalmamıştı onlarda. İnsaf ve merhamet duygusu da kalmamıştı. Çünkü düşünün, komisyon ve genel kurulda belki binlerce defa bu vekillere insaftan, vicdandan, merhametten, annelerden, babalardan, çocuklardan, mazlumiyetten bahsedildi. Bu yasanın olamayacağından, kabul edilebilirliğinin olmadığından tüm vicdanımızla onlara seslendik ve bundan sonra vebalin onların sırtında kalacağını, günahın bizden gideceğini tüm samimiyetimizle onlara söylemeye çalıştık. Ama karşımızda katı duvarlar, insanların kalpleri gerçekten çok katılaşmış durumdaydı ve iradeleriyle karar veremiyorlardı. Evet, yasalaşmış olabilir ama bu kamuoyunun kabul edeceği anlamına gelmiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kabul edeceği anlamına gelmiyor. Çünkü çok açık bir şekilde anayasanın eşitlik ilkesine, 10. maddesine aykırı bir İnfaz düzenleme yasası olarak geçirildi ama aslında bir af yasası, 360 vekil toplantı sayısı olması gerekiyordu. Biz bunu en başta söylemiştik ama AK Parti MHP sayısal çokluğu bu itirazımızı da yendi maalesef. Ama anayasaya apaçık aykırı. Bunu bakın tüm saygın hukukçular söylüyor. Sami Selçuk söylüyor. İzzet Özgenç söylüyor. Adem Sözü Eri söylüyor. Bunlar Türkiye'nin çok saygın hukukçuları. Bu yasa kesinlikle uygun değil. Bir genel af olmalı diyor Sami Selçuk Hoca. Diğer iki hocamız kesinlikle bu yasanın komisyonlara geri gönderilmesi lazımdı diyor. Ve biz de muhalefet olarak bu
ayrımcı, adil, eşit olmayan, hatta koronavirüs salgını sırasında insanların yaşam hakkını siyasi görüşlerine göre ayırt eden ve hatta daha da ileri giderek riskli gruplarda bile ayrımcılığa giden, çocuklu anneleri, yaşlı, hasta kişilerde bile bir takım işte evde infaz veyahut da denetimli serbestlik gibi indirimlere uğratmayan bu insafsız yasayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu yasanın dönmesi gerekiyor. Vekilim, şöyle diyebilir miyiz? Mahkum yakınları bekliyorlar. Dün gece Meclis Başkanı, Adalet Bakanı ve milletvekillerince bir tiyatro oynandı diyebilir miyiz? Görünürde bir yasama faaliyeti yapılıyor gibiydi. Ama hazırlanmış. Öncesinde Cumhurbaşkanlığının onayından geçmiş. Zaten o halden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde olan olması gereken yasama yetkisini biz zaten külliyen Cumhurbaşkanı'nın üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dünyayı saran bir koronavirüs var. Kapasite son 3 yıldır inanılmaz bir şekilde, yani 100 bin olması gereken kapasite 250 bin mahkumun, mağdurun içeride olmasıyla ve bunların içerisine baktığımız zaman Osman Kavala gibi, Selahattin Demirtaş gibi, Ahmet Altan gibi düşünce suçları diyebileceğimiz kişiler de kapsamın dışında tutulmuş durumda. Ve tehdit çok yüksek. Yani siz çok güzel ifade ettiniz. Biz burada kendimizi korumaya çalışıyoruz maskelerimizle. O insanlar içeride ne yapacaklar, nasıl koruyacaklar, onların hakları da bizim üzerimizde diye ifade ettiniz zaten bunu. Tabii efendim, bakın yasa geçti ama vicdanlar kabul etmedi. Bakın çok net söyleyeyim. Bu yasayı vicdanlar kabul etmedi. Çoğunluk oylarıyla geçti ama yasa ayrımcı. Yaşam hakkını ihlal eden büyük bir virüs salgını büyüyerek devam ediyor. Bakın bu çok tehlikeli. Bir aydır biliyorsunuz benim çırpınışlarımı. Cezaevlerinden vaka ve ölüm haberleri veren bir milletvekiliyim ve Adalet Bakanlığı bunları gizlemekle, benim hakkımda soruşturma açmakla meşgul biliyorsunuz. Ve en son Adalet Bakanı bu konuda açıklama yaptı. İşte vaka ve ölüm sayılarını söyledi. Şimdi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Her kesimden insan cezaevinde ve yaşam hakkı ihlali var. Bakın bütün insanların yaşam hakkı en değerli hakkıdır. Bunun üstünde bir hak olamaz. Herhangi bir siyasi kaygı hiçbir insanın yaşam hakkından üstün değildir. Çok net bakalım. Yani bu insanlar yarın öbür gün o tıkıldıkları kapalı koğuşlarda, kutularda, yarın öbür gün çaresiz bir şekilde salgın hastalıklarda ölürlerse bunun hesabını verebilecek tek bir Allah'ın kulu yoktur bu ülkede. Bakın bunun hesabı çok çok ağırdır. Ve hele ki bu ülkenin sembol şahsiyetleri, milyonların sevgilisi insanlar cezaevlerinde. Bir Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olmuş, tansiyon ve solunum problemleri olan çok önemli, değerli bir şahsiyet. Bir Ahmet Altan yine aynı şekilde 70 yaşında bu ülkenin en önemli düşünürü. Osman Kavala bu ülkenin en ileri gelen sivil toplumcusu. Müntezer Türkan'a yine bu ülkenin en önemli bilim insanlarından birisi ve onlar gibi binlerce akademisyen ve çok değerli doktorlar, mühendisler ve gerçekten mesleğini de bir tarafa bırakıyoruz. Sonuçta insanlar var içeride. Ve büyük bir salgın bu insanları tehdit ediyor. Her insanın canı bizim için son derece değerlidir. Yaşam hakkı kutsaldır. Ve bu insanlar şu anda bakın kendilerini kurban gibi hissediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir tehlike var. O yüzden bu yasa getirildi. Düşünün, yıllardır bu yasa getirilmiyordu. Yıllardır insanlar bu yasayı bekliyordu. Bu tehlikeden dolayı şu anda apar topar bu yasa getirildi. Peki o zaman içeriden adam mı seçiyorsunuz? 300 bin kişi arasından 90 bin tane adam seçtim ve geri kalanını ölüme mahkum ediyorum. Kurban ediyorum. Onlar ölsün gitsin demektir. Ve bu duygu hem mahpus yakınlarında hem de mahpuslarda gerçekten kalıcı travmalar oluşturacaktır. Psikolojik çöküntüler, intiharlar, immün sistemin düşüklüğünden dolayı kanserler ve benzeri son derece sıkıntılı bir sürece girdiğimizi ben en başta bir doktor ve insan hakları savunucusu olarak görüyorum. Çünkü bu yasa
Son 2 yılın en önemli yasasıydı. Bakın, 70 maddelik bir yasaydı. Çok uzun komisyon görüşmeleri ve çok uzun genel kurul görüşmeleri sonrasında günlerce, saatlerce tartışarak kabul edildi ve gerçekten çok çok önemli bir yasaydı. Milyonları ilgilendiriyordu ve sonunda çok hatalı, vicdanları sızlatan bir sonuç çıktı ortaya. Düşünce suçluları hele büyük bir hasım olarak görülüyordu. Biz birçok konuda pazarlık da yaptık. Bakın, iktidar yetkililerine son dakikaya kadar pazarlık da yaptık. Onlara dedik ki, bakın, en azından riskli grupları dahil edin. Çocuklu kadınları, hasta yaşlı insanları ceza indiriminden mahrum bırakmayın dedik. Gelin dedik, burada en azından anlaşalım. Bakın, bu tür pazarlıkları da son saniyeye kadar yaptık. Ama bize ne diyorlardı biliyor musunuz? Hayır, terör suçu varsa akan sular durur, orada hiçbir şey yapamayız. Bu ne demek? Saraydan geldiği apaçık belli olan bir emrin uygulanması demek. Bu vicdanların olmadığını gösteriyor. Bu başka bir anlamı yoktur bakın. Çok nettir. Çünkü bakın, sıradan insanları söylemiyorsunuz. Hasta, yaşlı, riskli gruptaki insanları, hele ki bir koronavirüs gibi korkunç bir salgın ortamında hatırlatıyorsunuz. Ama insafsızca, zalimce size yine hayır diyorlar. Bu gerçekten çok çok üzücü bir durum. Evet. Peki şimdi bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Şunu da ifade edelim isterseniz. Terörün içini boşalttılar. Yani silahlı terör örgütü dediğimiz zaman aklımıza gelenle şu an mantı yapmış, çiğ köfte yapmış, yardım etmiş, hamile, çocuklu kadınları da almalarından görüyoruz ki burada bir silahlı terör örgütü yok. Sadece bir aidiyet problemi var ve ciddi bir ayrımcılıkla karşı karşıyayız. Şu an CHP'nin tavrı ne olmalı ve ne bekleniyor? Önümüzdeki günlerde biz ne bekliyoruz? Efendim, maalesef terörle mücadele kanunu biliyorsunuz, düşünceyi terör olarak kabul ediyor. Konuşmayı terör olarak kabul ediyor. İnsanların en basit legal davranışlarını terör olarak kabul ediyor. Problem burada aslında. O yüzden biz mecliste AK Partili vekilleri açıkça hatırlattık. Bakın, yarın gün değişir, devran döner, bu yasa sizi vurur. Bakın, çünkü o zaman siz birilerinin muhalifi olursunuz ve önceden söylediğiniz sözler dolayısıyla bu sefer siz terörist ilan edilirsiniz. Gelin bu yanlışı devam ettirmeyin. Ben muhalifimi terörist ilan edeyim ve onu zindanların dibine atayım ve böylece mutlu olayım, huzurlu olayım düşüncesi size bir istikbal getirmez dedik. Şu anda biliyorsunuz, barış diyen insanlar, hani Kürt meselesi barışla çözülsün diyen on binlerce insan cezaevinde şu anda. Kürt siyasetçiler cezaevinde, binlerce HDP siyasetçisi cezaevinde şu anda. Söyledikleri sadece bu işin çözümü barışla olur, konuşarak olur, masayla olur. Bunları demişler. Bakın, bunlar büyük suçlar olarak kabul edilmiş. Yine bakıyorsunuz, insanların bir bankaya para yatırması örgüte yardım olarak değerlendirilmiş. İşte bir pasta börek yapıp kermese götürmesi yardım olarak değerlendirilmiş. Herhangi bir kurumdan alışveriş yapması, bir lokantadan alışveriş yapması, falanca şirkette bağış yaptığı anlamında değerlendirilmiş. Bir bankadan kredi çekmesi yine aynı şekilde. Efendim, çocuğunu bir özel okula göndermesi, bir sendikaya üye olması, bir gazeteye abone olması gerçekten inanılmaz bir şekilde evrensel hukuk kurallarını çiğneyerek mahkemelerde ağır cezalar, terör örgütü üyeliği olarak nitelendirilmiş ve insanlar, anne, baba, dede, nine cezaevlerinde, yaşlı başlı insanlar cezaevinde, hasta insanlar cezaevinde, çocuk sahibi insanlar cezaevinde ve terörist ilan edilmişler. Darbeden haberi olmayan, hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar darbeci ilan edilmişler. Biz binlerce hikaye dinledik. Bakın, elinde silah olan askerler için de bunlar geçerli. Hani hiçbir şeyden haberim yoktu. Bana emredildi, bir terör kalkışması var. Şuraya git dendi, ben de gittim. Evet, bakın, onun elinde silah da var ama bakın, bu insan tek kurşun bile atmamış ama terörist ilan edilmiş.
Veyahut da işte bir gazete okuyan kadın, bir bankaya para yatıran erkek, bunların hepsi terörist ilan edilmiş, bir barış bildirgesine imza atan insanlar terörist ilan edilmiş. Biz bunun sonu olmadığını, bu toplumun böyle gidemeyeceğini, her iktidara gelenin muhalifini terörist ilan etmesiyle bu ülkenin bir yere gidemeyeceğini hatırlattık. Yarın da hatırlatacağız. Yarın da AK Partililer yargılansa biz diyeceğiz ki adaletle yargılansın, zulümle yargılanmasın diyeceğiz. Bakın bunu da çok net bir şekilde söyleyeceğim. Onların da yüzüne söyledim. Ama bu devranın böyle devam etmemesi lazım. Kin, nefret, intikam duygularıyla hiçbirimizin hareket etmemesi lazım. Çünkü bu işin sonu yok. Bu topraklarda her farklı görüş de olabilecek. Evet. Ama biz adalete dönmezsek, hukuka dönmezsek bizim sonumuz görünmüyor. Bu kuyunun dibi son derece karanlık. Eğer ki biz kargaşayı seçersek, bu hasımlarını yok etme tarzını seçersek, bu anafordan maalesef kurtulamayacağız. Şu anda büyük bir hasretle bekleniyordu bu yasa ve insanlar bakın beni arıyorlar, gerçekten psikolojileri çökmüş, depresyona girmiş, gerçekten çok üzgün bir şekilde arıyorlar. Gerçekten takatlerinin son haddindeydiler. Çok kişinin durumunu biliyorum. Maddi ve manevi çökmüş aileler vardı. Aile birliği, bütünlüğü bozulmuş anne babalar vardı maalesef. Psikolojileri bozulmuş çocuklar vardı. Defalarca bunu mecliste hatırlattık. Elinizi vicdanınıza koyun. Büyük bir yanlışa imza atıyorsunuz. Nesillerimizi mahvedecek bir yanlışa imza atıyorsunuz. Ben dün gece bakın mecliste son konuşmamda bunu tekrar söyledim. Dedim siz anneler babasınız. Anne baba mahpus insanlar var, çocuklar var. Bu çocukların psikolojileri bozuluyor ve yarın öbür gün bu psikoloji bozuk çocuklar toplum için çok büyük bir tehlike teşkil edecek ve bunun için ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Ama insafsızca bir muhalif tüm kesimleri hasım olarak ilan ettiniz ve onlara zerre kadar bir tahliye yolu açmadınız. Bu bir marifet değildir. Bu sizin için bir zulüm defteridir diye onlara sürekli hatırlattık. Peki mahkum yakınları dinliyorlar. Ümitsizliğe düşmeme adına ve bir de onlara seslenmenizi ben rica edeceğim. Şimdi efendim tabii mahpus yakınları son derece belki üzgün ama onlara şunu söyleyelim. Evet her zaman gayretimizin sonucu başarı olmayabiliyor. Peygamberler de her zaman gayret etmiştir. Çoğu başarısız kalmıştır. Ama biz şunu hatırlatalım. Biz sonuçta doğru bir yolda gidiyor muyuz? Ona bakıyoruz. Biz doğru bir yolda gidiyoruz. Vicdanımızın sesini dinliyoruz. O halde bu yol yanlış bir yol değil. Ve ümidi de kesmemek lazım. Hani çok böyle üzülen, umudu kırılan, depresif duygulara giren arkadaşlarımıza hatırlatıyorum. Her şey bitmiş değil. Mücadele devam edecek. Bu yasa böyle geçti ama bu yasa vicdanın kabul edeceği bir yasa değil. Bu hastalık ortamında bu yasanın böyle uygulanmaması gerektiğini tekrar ve tekrar hatırlatacağız. Çünkü bakın iki ayrı mevzu var. Bir yasa geçti evet ama bir de koronavirüs salgını vardı. Yasa koronavirüsten önce de vardı ama bu koronavirüs durumu yaşam hakkını gündeme getirdiği için biz bu konuyu ayrı bir konu olarak değerlendiriyoruz ve Anayasa Mahkemesi yolu olduğunu biliyoruz. CHP Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini ilan etti. Anayasa Mahkemesi eğer ki anayasaya uyarsa, anayasanın 10. maddesi eşitlik maddesi ondan dolayı bozar. Anayasanın yine bu yasayı bir af yasası olduğu için kabul etmemesi lazım. Çok açık bir şekilde bu yasa bir af yasasıydı. Ve bir kısım insanı affeden, bir kısım insanı affetmeyen bir yasa olduğu için eşitlik ilkesine aykırıydı ve en az 360 vekilin toplantı halinde olmasıyla bu yasa görüşmelerine başlanması gerekiyordu. Bütün bunlara uyulmadı. Bakın A'dan Z'ye bütün bunlara uyulmadı. Bundan dolayı AYM'de bir iptal kararı olabilir. Kesin şey demiyoruz. Tabii ki olmayabilir de gerçekten anayasaya uyulursa olur. Son zamanlarda Anayasa Mahkemesi'nin doğru kararları da oldu açıkçası. Hani bir zamanlar sürekli hukuksuz kararlar vardı ama
Son zamanlarda işte Barış Akademisyenleri, Ayşe Çelik kararı ve benzeri birçok kararda doğru kararlar verdi. Umarız ki anayasaya uyarlar. Görüştüğümüz tüm hukukçu arkadaşlarımız eğer ki anayasa varsa ortada, eğer ki Anayasa Mahkemesi anayasaya göre karar verecekse bu yasayı bozmalıdır diyor. Bakın çok net bir şekilde bunu söylüyor. Tüm saygın hukukçular bunu söylüyor. O yüzden umudumuzu kırmayalım. Daha bir Anayasa Mahkemesi yolu var. En son olarak şunu hatırlatayım. Kimse herhangi bir çökünlüğe uğramasın fizyolojik ve psikolojik açıdan sıkıntılara girmesin. Mutlak surette ben bazı kapıların açılacağını ve adalete, hukuka doğru bir dönüş olacağını inşallah düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben de Evet. teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, sevgili seyirciler, son 2 yılın en önemli yasası ceza infaz sürelerinin yeniden düzenlenmesini HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Bey ile görüştük. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın.